Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika, Gabar'dan kritik haber geldi. Düşman çatlatacak gelişme. Değerli izleyenler, Enervi'de dışa bağımlılığı azaltmak için yapılan çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bir yandan Zonguldak'ta Karadeniz gazını karaya taşıyan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, diğer yandan da Şırnak'ta petrol arama ve üretim çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın, bir kuyusunda hali hazırda günlük 1250 varil üretim sürerken, sahanın sınırlarının belirlenmesi amacıyla Şehit Petrol sahasında çok sayıda tespit ve üretim kuyusunun lokasyon belirleme çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda, önceki gün Şehit, bir kuyusunun 1,5 km kuzeydoğusunda açılan Şehit Aybüke Yalçın, iki kuyusunda sondaj faaliyetleri başladı. Şehit, iki kuyusunun 3150 metre son derinlikte tamamlanması planlanıyor. Ayrıca kuyuda, sondaj ve kuyu tamamlama çalışmalarının Temmuz ayı sonunda tamamlanması öngörülüyor. Kuyuda, petrol keşfi yapılan ve Şehit, bir kuyusunda test edilen rezervuar bölümlerinin dışında daha derin muhtemel rezervuar alanlarının da hidrokarbon potansiyelleri test edilecek. TIPA'nın hedefi, sahadan günlük 100 bin varil üretime ulaşarak Türkiye'nin toplam üretimini yalnızca bu sahanın katkısıyla iki katından daha fazla artırmak. TPAO, %100 sahibi olduğu bu sahalarda 2023 yılının ikinci yarısında yeni keşif amaçlı kuyuların sondajını da yapacak. Nisan ayı sonunda Şırnak'ın Gabar bölgesindeki Şehit Aybüke Yalçın, bir kuyusunda 2771 metre derinlikte sondaj yapılmış ve arama 41 apı Amerikan Petroleum Institute graviteli hafif petrol içeren rezervuar keşfiyle sonuçlanmıştı. Türkiye'de kara alanlarında şimdiye kadar yapılan en büyük keşif olma özelliğindeki sahanın yerinde petrol miktarı, yaklaşık 1 milyar varil olarak hesaplanmıştı. Bu alandaki petrol, aynı zamanda Türkiye'de şimdiye kadar keşfedilen en kaliteli petrol olmuştu. TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Hanbilgin, Şehit Aybüke Yalçın kuyusunda geliştirme işlemleri yapacaklarını ifade etmişti. Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın sahasının keşif kuyularını kazacağız, rezervuarın sınırlarını anlayacağız. Bundan sonra Aybüke Yalçın kuyusunda da ağırlıklı işimiz, bu sahayı nasıl geliştirebileceğimiz demiş.